Hoş geldin Çilek. Hoş bulduk Nane. Bak börek getirdim. Hem de peynirli. Annemle birlikte yaptık. Elinize sağlık Çilekciğim. Ben de yaprak sarma getirdim. Harika. Kim sardı peki? Annem sardı ama ip ince oldu. Sever misiniz acaba? Sarmanın incesi güzel olur fasulye. Annenin de ellerine sağlık. Bahçede piknik yapmak çok iyi bir fikirdi. Acaba kimin fikriydi? Evet, Limon uzun zamandır söylüyordu. Ama düşündüğüm iyi olmuş değil mi abla? Ha, biber de geldi. Merhaba biber. Merhaba biber abi. Merhaba arkadaşlar. Neyin var biber? İyi misin? İyiyim Limon. Bakın kek getirdim. Annem yaptı. Hı? Üzümlü. İşte bu kadar. Bahçe pikniğimiz hazır. Harika görünüyor. Hadi başlayalım. Biber? Efendim Nane. Piknikteyiz, unuttun mu? Ne zaman yemeğe başlayacaksın? Benim pek iştahım yok. Senin iştahın mı yok? Bu olamaz Biber. Evet Biber. Bahçe pikniğini duyunca en çok sen heyecanlanmıştın. Hı? Tamam. İtiraf ediyorum. İtiraf mı? Benim dişim ağrıyor. Demek o yüzden yiyemiyorsun. Bence bir an önce annene söyle Biber. Seni doktora götürsün. Bilmem ki. Dişin ağrıdığında diş doktoruna gitmelisin Biber. Ama ben her sabah dişlerimi fırçalıyorum Nane. Neden böyle oldu anlamadım. Yani günde bir kere mi fırçalıyorsun? Günde en az iki kere fırçalamalısın Biber. Ayrıca dişleri doğru fırçalamak da çok önemli. Dişleri doğru fırçalamak mı? Normal fırçalıyorum işte. Geçen sene sınıfımıza bir diş doktoru gelmişti. O bize nasıl fırçalamamız gerektiğini anlatmıştı. Bak şimdi. Hadi diş koruyucuları, toparlanın, başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Farz edelim dişlerin sahibi şeker ve çikolata yemiş. Onlar da dişlerine yapışmış. Tekrar fırçalamak gerekiyor. Biz de temizleyeceğiz o halde. Ama bu dişler çok büyük. Evet, böylelikle daha iyi anlayacağız. Bu fırça çok büyük. Çünkü dişler büyük. Hayır, fırça büyük. Olsun, ne güzel işte. İşimiz çabuk biter. Olmaz Biber. Fırçanın baş kısmı bu kadar büyük olursa arkadaki dişlere ulaşmak zor olur. Başka bir tane bulmalıyız. Yine yanlış fırça. Fırça fırçadır Limon. Boşuna bir daha uğraşmayalım. Hayır, bu fırça çok sert. Limon haklı. Fırça orta sertlikte olmalı. Tamamdır abla. Son kontrolleri yapalım. Fırça arkadaki dişlere ulaşabiliyor mu? Evet, baş kısmı yeteri kadar küçük. Fırça yeterince yumuşak. Bu da tamam. Bir de fırça yeni mi? Evet, en fazla 15 günlük. Tamamdır. Fasulye leblebi kadar sürüyorsun değil mi? Evet, leblebi kadar. Diş macunu sürme işlemi tamam. Fırçalamaya geçebiliriz. Anlaşıldı. Önce diş ve diş eti birleşim yerleri. Unutmayın arkadaşlar, 45 derecelik açıyla yerleştiriyoruz. Tamam. İç yüzey. Sert değil fasulye. Daha yavaş olmalı. Diş etlerine zarar vermemeliyiz. Dairesel hareketlerle değil mi abla? Kesinlikle kardeşim. Zaman doldu mu? Ne kadardı ki? 2 dakika. Dişlerimizi tam 2 dakika fırçalamalıyız. Dişleri kontrol edelim. Evet, ön dişler, arka dişler, ağzı dişleri. Hepsi tertemiz. Bütün yemek artıkları temizlendi.
Diş koruyucuları bu sefer de başardı. Evet, görevi başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Hepinizi kutlarım. Biz de seni kutlarız Nane. Fasulye yine köpük banyosu yapmış. Ama çok macun koyunca daha temiz olmaz mı? Hayır fasulye, unutma leblebi kadar. Lep demeden leblebiyi anladım fasulye. Tebrik ederim. Diş koruyucuları. Evet, kolaymış değil mi? Tamam o halde. Doktora gideceğim. Ama söz verin, ben iyileşince yine piknik yapacağız, tamam mı? Söz. Bir hafta sonra. Hoş geldin Biber. Hoş geldin Biber. Hoş bulduk. Çok acıktım. Hadi hemen sofraya oturalım. Geçen sefer bahçe pikniğinde yiyemediğim için çok üzülmüştüm. Ne oldu? Doktora gittin mi? Nane haklıymış. Doktor da dişlerimi gerektiği gibi temizlemediğimi söyledi. Dişlerimi tedavi etti. Artık iyice fırçalıyorum. Ön, arka, sol, sağ. Her yerini. Tedavi ettirdikten sonra çok önem verdim dişlerime. Galiba elmalı turtayı çok seviyorsun fasulye. Nereden anladın Limon abi? Çilek ablanın annesi çok güzel yapmış. Aynaya bakarsan anlarsın fasulye. Boşu boşuna diş ağrısı çekmişim. Meğer diş bakımını düzenli yaparsak bu kadar ağrımazmış. Hem bakımı da çok kolaymış. Ancak bütün dişleri özenle temizlememiz gerekiyormuş. Doktor söyledi. Hepsinin ayrı ayrı görevleri varmış. Mesela dördü alt çenede, dördü de üstte olan bu dişler kesici dişlermiş. Hepsi ince ve keskin. Onları ısırmak ve koparmak için kullanıyoruz. Onların hemen sağında ve solundaki dişlerin adı da köpek dişleriymiş. Birer taneden tam 4 tane. Onların da uçları sivri ve koparmaya yarıyorlar. Son olarak da küçük ve büyük azı dişlerimiz var. Onlarla yiyecekleri ezip öğütüyormuşuz. Bugünlük bu kadar. Hepinize diş ağrısız günler arkadaşlar. Hoşça kalın. Bu arada dişlerinizi fırçalamayı da unutmayın.